Hayır. Artık bunu yapmak istemiyorum. Lütfen. Bırakın gideyim lütfen. Bırakın. Hayır, hayır. Lütfen. Bırakın gideyim. O ignis santitatis. O ignis spiritus laus tibisit. Lütfen. Bırakın gideyim. Kimseye söylemem. Lütfen. Ateş hayattır. Ateş kuvvet. Seçilmişin kanı ebedi ateşi besler. Hayır. Hayır. Bu o değil. Ama o olmalı. Gücünü hissediyorum demiştin. Hem işaretler yanılıyor olamaz. İşaretler yanılmıyor. Bunu neden yapıyorsun? Kardeşi sanıyordum. Öyleyiz. Ama bazen kardeşler birbirlerine korkunç şeyler yapar. Beni burada bırakamazsınız. Hayır! Burayı bir de ilkbaharda görmenizi isterim kızlar. Açelyaları muhteşemdir. Ne kadar yeşil. Şu ağaçlara bak. Temple Hill'deki o güzel günleri hatırlamaya başladım. Parti kızları. İskoçlar. Yakışıklı çocuk. Evet, beyin takımı şurada. Aptal ama zenginler. Aptal ama gevşekler. Ve en popülerleri hem zengin hem de gevşekler. İnsanları bu şekilde etiketlememelisin anne. Etiketlediğim falan yok tatlım. Sadece su yolunda akar demeye çalışıyorum. Ve nedendir bilinmez şişko kızlar hep Kappa Omega Delta'ya yüzer. Tanrı gücenmesin ama çirkinler. Umursadığımdan değil ama 1940'lardan bu yana bir şeyler değişmiş olamaz mı sence? Seni duymuyorum. Bazen dilekler gerçek oluyormuş. Ben de payıma düşeni almışım değil mi? Şuna baksanıza. Evet, burnuma pis bir koku gelmişti zaten. Pi Epsilon Delta. P-E-D. Oraya ne tür kızlar gidiyor? Tanışmak istemeyeceğin türden canım. İstersen şöyle diyelim, Tanrı'ya şükür ki onların zamanı geldi ve geçti artık. İşte orada. Bakın. Alfa Nu Gamma. Tıpkı fotoğrafındaki gibi çok güzel. Umarım bizi alırlar. Sence bizi alırlar mı? Altı kafanız ve bir kuyruğunuz olsa bile alırlar. Seçkin bir yere benziyor. Mecbur musun Seracığım? Evet, aslında mecburum. Bu kulübe aday olmanız için canımı dişime taktım ben kızlar. 2 kongre üyesi ve 3 vali. Ayrıca ilk 500'deki 12 şirketin genel müdürü bu kulüp çatısının altında yaşadı. İnan daha kötüsü olabilirdi. Ki bunu hak ediyorsun. Şu gençlik. Yakışıklı çocuk. Evet, fena sayılmaz. Belki senin kriterlerine uyan birini de bulabiliriz Serah'ın. Evet. Sıkı tutunun şimdi. Söylediğine göre burası senin için biçilmiş kaftanmış Serah. Ve şu kadarını söyleyeyim. Burada okula gittiğim günden beri hiçbir şey değişmemişe benziyor. Daha iyileri de var. Daha kötüleri de.
Çıldırmak yok kızlar. Her şey yolunda giderse ki öyle olacağından eminim. Cuma'ya bu çöplükten çıkıp Alfa Nu'ya taşınırsınız. Ya yolunda gitmezse? Hey, parasını kendin ödersin. Aa, burada çok eğleneceğinizden eminim. Sosyal kulüpteki o 4 yıl hayatımın en güzel dönemiydi. Ya neden bunu duymak çok güzel. İnanmakta güçlük çekeceksin biliyorum ama seni özleyeceğim canım. Gel buraya. Uslu olmaya çalış Sera lütfen. Kulübe kabul edilmek istiyorsan kendini kızlara sevdirmelisin. Birbirimizi anladık mı? Evet. Birbirimizi anladık. Lindsay. Tanrım çok tatlısınız. Sizden ayrılmak istemiyorum. Kız kardeşine iyi bak olur mu? Eminim burada çok eğleneceksiniz. Lütfen abartmayın. Görüşürüz. Derdin ne? Hiç. Hiçbir derdim yok. İnanabiliyor musun? Nihayet buraya gelmeyi başarabildik. Yıllardan beri bugünü bekliyordum. Kimse bizi tanımıyor. Kendimizi baştan yaratabiliriz. Lise sona erdi. Mutlu olabiliriz. Popüler olabiliriz. Arkadaşlarımız olur. Benim bir arkadaşım var. Sen. Biz arkadaşız. Hayır. Biz kardeşiz. Arada fark var. Lütfen. Bu 4 yılı da mı heba etmek istiyorsun yoksa? Bu bir fırsat. Erkeklerle çıkar bir kulübe gireriz. En iyi kulübe. Popüler olacağız Sera. Lütfen hayallerimi berbat etme. Neden yapayım ki? Tamam. Hayallerini berbat etmem. Sana söz. Tuhaflık yok. Yeni bir başlangıç yapacağız her ikimiz de. Teşekkür ederim. Gerçekten çok şirinim. Evet, ne demezsin canım. Dalga geçmek istemem. Bu bir şaka olmalı. Haklısın. Kabus değil mi? Artık buraya mahkumuz. Evet, bir Linda Blair'le süpürgemiz eksik. Kuzenim tek bir sivilce görür ya da ojenin ucuzluğunu fark ederlerse oylamadan kapıya koyarlar dedi. Kulüplerden bahsediyorlar. Anladım. Züppe sohbetlerinde uzman sayılırım. Kuzenimin eski kız arkadaşı burada okumuştu. Giriş törenlerinde çok acımasız oldu. Hey, kulübe kaçta gidiyorsunuz? Belki birlikte takılırız. Seninle birlikte mi? Çok özür dilerim. Birden inanmakta zorluk çektim. Çünkü belli bir yağ oranı arıyorlar sanıyordum. Evet, sen de bilirsin ki herkes dengi dengine canım. Evet. Oraya annemin referansıyla gidiyorum. Alfa Nu Seçim Komitesi'nin başkanı. Yok canım. Şey, biz de o kulübe gideceğiz. İstersen birlikte takılalım şeker. Arkadaşımdan özür dile. Siz arkadaş mısınız? Evet. Veya. Vita. Her neyse özür dile. Dinle Vita. Umarım alınmamışsındır. Biz sadece boş boş konuşuyorduk öyle değil mi? özür dilerim. Ona şampuanını ver. Ne? Beni duydun. Sağ ol. Özrünüz kabul edildi. Çok kötüsün. Sarışınların imajını değiştirmeye kararlıyım. Seni yeni süper kahramanım ilan ediyorum. Çok iyi bir çifttik ve herkes evleneceğimizi düşünüyordu ama ayrılmamız gerekti. Çünkü bir, ona aşık olduğumdan emin değildim. Ve iki, arada mesafe olunca yürümeyeceğini biliyordum. Nasıl buldun? Hayal mahsulü. Brad diye birini tanımıyordum bile. Tanıyabilirdim. Kardeşin ben olmasaydım da mı? Öyle söylemedim, öyle düşünmediğimi biliyoruz. Sadece yeni bir hayata başlayacaksam anlatacak bir şeylerim olmalı diyorum. Şey... Dışlanmış, aşağılanmış ve küçümsenmiş olmaktan iyidir. Peki peşinden koşuyor mu? Elbette. Hayali erkek arkadaşların en güzel yanı budur.
Çok sadıktırlar. Lint! Göğsünde kocaman bir yumru çıkmış hayatım. Biraz desteklesem iyi olur dedim. Biraz mı? Üzerimde hoş durmalıydı. Neden? Orada sadece kızlar var. Bu şekilde çıkamazsın ama. Nedenmiş? Çünkü bir, seninle alay ederler ve iki, onlar benim çoraplarım değil mi? Sera! Kes şunu Sera. Merhaba. Bu çok tuhaf. Ben de tam fazla çorabınız var mı demeye gelmiştim. Senden nefret ediyorum. Adım Finn. Doğrusu zor hatırladım. İkinci katın tamamından sorumluyum. Asansörden gofret makinesine dek aradaki her şeyde dahil. Ailem benimle gurur duyuyor. Ben Sera. Bu da benimle bir daha konuşmayacak olan kız kardeşim Lindsay. Siz ikizlersiniz değil mi? Bir önemi olduğundan falan değil ama ikizlerin geleceği söylenmişti. Peki sık sık güreşir misiniz kızlar? Bir şey mi isteyecek? Hayır. Evet. Evet, buraya size kendimi tanıtmaya geldim. Hoş geldiniz ve benim odam tam koridorun karşısında. Yani bir şeye ihtiyacınız olursa. Ben o anlamda demek istemedim. Size asılmaya falan çalışmıyordum. Üzerinde biraz çalış. Ve bunları verecektim. Benim odama bırakmışlar. Ki belirttiğim gibi orası tam koridorun karşısında. Bunlar daveti. Pi Epsilon Delta kulübüne, öyle mi? Orası ürkütücü bir yerdi. Tanrım, bunları neden yollamışlar ki? Gelenektir. Onlar kampüsteki en eski sosyal kulüplerden biridir. Sadece davetli üye alırlar. Bak, ayrıcalıklı olduğumuz kesin. Aklından bile geçirme. Gideceğimiz tek yer Alpha Nu. Peki bunu kimler alır? Bilmiyorum. Daha önce onlardan davetiye alan biriyle tanışmamıştım bile. Sizde özel bir şeyler olmalı. Evet, öyle olmalı. Sonra görüşürüz. Temple Hill, feminizmin ölüp gömüldüğü yer olmalı. Bekle, bir tür işaret belirleyelim. Çıkmak istediğimizde kullanırız. Zekice bir şey mesela. Annem kadar acımasızsın. Daha tanımadan neden yargılıyorsun ki onları? Onlar bunu yapmaya hazırlanmıyor evet. mu? Ama bu onların görevi. Kulağa ne kadar saçma geldi, farkında mısın? Evet, ama lütfen sus artık. Lindsay ve Sarah Goodwin kardeşim. Merhaba, Alpha Nu'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İçeri buyurun lütfen. Buyurun bir tane alın. İçeri geçelim lütfen. Vay canına, sadece Barbie'ler davet edilmiş. Susmazsan seni yere yatırır, kirpiklerini tek tek sökerim. Sakin ol. Önümüzdeki iki saat boyunca çok şirin bir kız olacak ve hep gülümseyeceğim canım. Sana söz veriyorum. Merhaba. Merhaba. Alpha Nu Gamma'ya hoş geldiniz. Harika görünüyorsunuz. Nazar değdirme. İkizler bunlar. Aman tanrım. Harika görünüyorlar. Buraya gelmeniz bizi çok mutlu etti. Ve heyecanınıza hoş karşılıyoruz. Çünkü hepimiz öyleyiz. Hayatlarımızın en önemli gecesini yaşıyoruz evet, kızlar. Kesinlikle. Ne yaparsanız yapın sakın unutmayın. Çuvallamak yok. Çünkü şu andan itibaren gözümüz üzerinizde olacak, tamam mı? Yapamayacağım. Şaka yapıyorlar. Ona aldırmayın, bir sorun yok. Bak kimse gülmüyor, buna bir son vermelisin ha. Neden hiç? Bence çok komik. Zaten bunu yutanı hemen kapıya koyarız. Acımasız ama yetişir. Şu ana dek yutan oldu mu? Şuradaki iki kız. Tanrım, şu elinin kıyafetine baksana. Rengi demode. Merhaba, adım Esmi. Sarah ve Lindsay. Trina Goodwin anneniz mi? Evet. Onu tanıyor musun? Elbette, Trina'ya bayılırım, harikadır. Yani onu tanımıyorsun. Yeni mutfağımızın parasını o ödedi yani. O mutfağın parasını dördüncü kocası ödedi ama. Vay canına, bileziğin harikaymış. Nerede? Sağ ol. Yıllar içinde biriktirdiğim birkaç şey. Erkek arkadaşımdan yeni ayrıldım. Onun adı Brett'ti. Bu çok korkunç. Önemli değil. Birbirlerine aşık değillerdi. Topla kendini.
Kızlara kokteyl ver. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ah, çok özür dileriz. Ha, çok bizim kızları kontrol etmek çok zor. Çok yaramazdır. İnanın bana. Bekleyin, durun. Liseyi yeni mi bitirdiniz? Bu arada elbisen harikaymış. Nereden aldın? Bazılarında ne kadar bol duruyor öyle. Ah, evet, bilmez miyim? Bilmez miyim? Kadar eğlenmemiştim. Ben de. Artık gidelim mi? Tabii. Sahi mi? Seni seviyorum. Bu gece uslu durdun. Teşekkür ederim. Montunu alayım, dışarıda buluşalım. Olur. Tamam. Sera bekle. Corin'le tanışmadan gidemezsin. O bizim kulübün başkanıdır. Evet. Demek hakkında çok şey duyduğumuz kız sensin. Umarım kız kardeşliğimiz seni yeterince... Ne oldu? Sen iyi misin? Çok çok üzgünüm. Hayır, üzülme. Senin suçun değil. Yine ne yaptın? Hiçbir şey. Gitmem gerek. Dur, bekle. Gitmek zorunda değilsin. Üzgünüm. Her şey için. Elbisen içinde. Tanıştığımıza sevindim. Bekle, dur bir dakika. Sera! Bekle! Hala şüphe ediyor musun? Biraz. Ya kulübe girmek istemezse? Biz Alfa Nu'yuz. En son ne zaman biri bizi reddetti? Sera! Beni rahat bırakır mısın? Sera, bekle. Sera! Dokunma bana. Derdin ne senin? Bilmiyorum Linz. Derdimin ne olduğunu bilmiyorum ve sorunum da bu. Bu defa her şey farklı olacak demiştik. Bu benim şansımdı. Söz verdin. Sence bunu isteyerek mi yaptım? Gelmek bile istememiştim. Yani zorla getirdim diye beni küçük düşürmeye mi karar verdin Sera? Karar vermek mi? Ben bir şeye karar vermedim. Normal olmaya çalışıyordum, o kadar. Sera... Benden ne yapmamı istiyorsun? Oraya dönüp onlara ben farklıyım diye kız kardeşimi de dışlamanız gerekmiyor mu diyeyim? Çünkü giderim. Hemen şimdi giderim. Böyle konuşmandan nefret ediyorum. Çünkü bu doğru değil. Doğru. Hep böyle oldu. Üzgünüm. Farklıyım diye mi, gıcıklık ediyorum diye mi? İkisi içinde. Bu güzel. Ben de üzgünüm. Peki ne düşünüyordun? Bardağı parçalayıp koşa koşa kapıdan çıkmadan önce yani. Doğrusu onları sevmeye başlamıştım. Bu mümkün mü? Kendini iyi hissedeceksen kokteyl berbattı ama ben de onları sevdim. Sera, o kulübü çok istiyordum. Lindsay! Bir şey bileğimi yakaladı. Öyle bir şey olmadı. Şu köke takıldı. Hadi kalk. Hayır. Kırıldı mı? Yürüyemem. Sanırım kırıldı. Belki şurada telefon bulabiliriz. Hayır. Hadi gel. Orası PE'de. Oraya gidelim. Her şey yolunda mı? İhtiyacın var mı? Yardıma gelin. İyi misin? Yaralı mısınız? Bile. Yardım oldu? Eder misiniz kardeşim? Tabii. Bacağında mı bir şey oldu? Teşekkür ederiz. Tamam. Hadi içeri girelim ve çabucak bir telefon edelim. İlk yardım malzememiz var. Aa,
Bence kırılmış olabilir. Söylemiştim. O büyük büyük annem. İnsanlar çok benziyorsunuz diyor ama bence o kadar da değil. Eugenia Hunter. Sarah Goodwin. Büyük büyük anneniz bu sosyal kulüpte miydi? Hayır, o bizim kurucumuzdu. PED kampüsteki en eski ikinci kulüp. İlki hangisi? Alpha Nu. Tartışmalar daha ilk günden başlamış. Gelmeyeceksiniz diye endişelenmeye başlamıştık. Aa, doğru. Davetiye. Teşekkür ederiz. Daha erken gelecektik ama biraz geç çıktık ve toparlanamadık. Önce Alpha Nu'ya bir uğrayalım mı dediniz? Etiketleri hala üzerinizde. Sanırım daha iyi bir bahane uydurmalıydım. Aslında beni hiç ilgilendirmez ama... Söylediğim gibi geçmişe dayalı bir rekabetimiz var. Alınmayın ama galiba onlar kazanıyor. Bizim kotamız sınırlıdır. Bazı yıllar bir düzine üye alırız. Bazı yıllar hiç almayız. Aradığımız kaliteyi bulup bulamayacağımıza bağlı. Peki ne arıyorsunuz? Bir bakalım. Bileğinin durumu nasıl canım? Merak etme, ısırmam. Bu nasıl olabilir? Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Yurda kadar gidebileceğinden emin misin? İdare edebilirim. Peki. İyi geceler. Sağ olun. Bize neden davetiye gönderdiniz? Ne zaman soracaksın diye merak ediyordum. Anneniz yakın bir arkadaşımızdı. İyi geceler. Peki. Ürkütücü. Annem onunla asla arkadaşlık etmez. Alpha Nu olacağım. Gördün mü? Seninkini aç. Alpha Nu ve PED. Onlara ne diyorlar biliyorsun. Pejmür'de edepsiz domuzlar. Kim diyor bunu? Bilmiyorum. Herkes. Ve de biz. Dinle Linz. Şu sosyal kulüp olayı beni çekmiyor. Ne demek şimdi bu? Sera. Sen girmek istiyorsan bence sakıncası Hayır. yok. Bu konuyu konuşmuştuk. Anlaşmıştık. Yapacaksak birlikte yapacağız demiştik. Ben bir köprüden... Evet, aynı köprüden atlarım. Sen söyledin diye garajın üzerinden atlamıştım, öyle evet. değil mi? Ve bacağın 3 yerden kırılmıştı. Senin bir yerin kırılmaz. İyi. Yapalım o zaman. Biliyorum. Dikkat! Kızlar! Aman aman aman! Yunan tanrılarının soyu henüz tükenmemiş Linz. O mükemmel. Hayal edebiliyor musun? Hayır. Beni kastediyorum. Anladım, hayır. Nedenmiş o? Linz, sen ve beklentilerin canım. Gözümüzü fazla yukarılara dikmeyelim. Topu at dostum! Yakaladım, tamam. Adı Damien. Gamma, Alfa, Delta. Tatlıdır. Ona senden bahsederim. Ciddi misin? Tabii, kız kardeşler bunun içindir. Bu arada tebrik ederim.
Hepimiz çok heyecanlıyız. Ah! Kirpik. Görüşürüz. Sana bir dilek tutturmalıydım. Önemi yok. Onu gerçekleştirecek. Bunu şarkıya bağlarsan seni dövmem gerekecek. Akşama görüşürüz. Tamam. Avrupa mistesiz mi? Etkilendim. Bayan Goodwin psikoloji 101'e girmiyor. Kulağa hoş geliyordu. Peki sosyal kaynaşma arayışınız nasıl gitti? Kabul edildik Alfanu'ya. Etkileyici. Öyle mi dersin? Elbette. Ciddi misin? Yunan sisteminin hayranlarından biri olduğunu düşünmemiştim. Şey, aslında değilimdir ama yurtta kalırsan da sana çıkma teklif etmem kurallara aykırı olacaktı. Çıkma mı teklif ediyoruz? Günaydın. Aa. Sera. Günaydın sınıf. Avrupa mistisizmine hoş geldiniz. Adım Doktor Hunter. Defterlerinizi açın lütfen. Guanko'daki tarih öncesine ait duvar resimlerine bakarak insanoğlunun 30 bin yıldır okültle ilgili araştırma yaptığını söylemek de mümkün. Okült sözcüğü ne anlama geliyor bilen var mı? Evet, cadılar, şeytanlar, yani karanlık taraf. Hayır, hayır, hayır. Aslında bu gizli demektir. Bilinmeyen. Anlayamadığımız olaylar için kullanılır. Ama dünya anlayamadığımız şeylerle doludur ve bir şeyi anlayamadığımız zaman ya ondan korkarız ya da daha kötüsü ondan utanırız. Bu doğru değil mi Sera? Neden bir süre sessizce bunları yazmıyorsunuz? Aslında bunda utanılacak bir şey yok Sera. Çok gençsin. Çok güçlüsün. Sana bahşedilmiş sayısız seviye var. Merak etme, bu kısım onları ilgilendirmiyor. Seni zavallı şey. Sürekli korku içinde yaşıyorsun. Kendime ya da sevdiğim birine zarar verebilirim diye. Bu doğru değil. Gücünü kontrol etmeyi öğretebilirim. Onu kullanmayı. Hak ettiğin konuma gelmeni sağlayabilirim. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Beni dikkatle dinlemeni tavsiye ederim. Çünkü hayatın buna bağlı. Merhaba. Hadi ama. Kampüsteki en iyi kulübün üyesi bu kadar gergin olmamalı. Yardım edebileceğim bir şey var. Neden herkes yardım etmek istiyor? Yardıma ihtiyacım yok, iyiyim. Dinle, annem para verdi diye yapıyorsan gerek yok. Şey, anlaşılan evden ayrılmak seni bayağı bir üzmüş. Ben sadece arkadaşın olmaya çalışıyorum. Beni tanımıyorsun bile. Tanımalı mıyım diye düşünmeye başladım. Özür dilerim, kırmak istemedim, üzgünüm. Çok tuhaf bir gün geçiriyorum da sürekli bir şeyler oluyor. Alınma ama etrafım... Çığlık çığlığa koşuşan barbilerle mi dolu? Sen söyledin. Ben düşündüm ama sen söyledin. Şu sıra onlardan biri olmak istediğimi sanmıyorum. Ama bence şu anda ihtiyacın olan tek şey bu. Etrafında seni düşünen insanlar olması. Birbirimize kardeş dememizin nedenlerinden biri de bu aslında. Evet, bir kardeşim var zaten. Hey Goodwin, ne oldu sana? Bir baktım oradaydın, bir baktım yoktun. Ne oldu, çok mu hızlıyım? Umarım öylesindir. Sohbeti uzatmak isterdim ama sonraki derse 2 saniye kaldım. Fakirlere mola yok. İstersen uğrayıp notlarıma göz atabilirsin. Asılmaya çalışmak falan yok ama. Ben de arkadaş bulmakta zorlandığımı sanmıştım. Onu tanıdığımı söyleyemem. Yani bu işi kendi başına halletmen gerekecek. Şirin ama biraz... Beni seç lütfen diye yakaran gözlerle bakan o yavru köpeği andırıyor. Ve bundan hoşlanıyorum. Bence hoşlanma safhasını aşmışsın bile. Gördün mü? Bir dost ve sevgiye susamış bir yavru köpek hayatı güzelleştirebilir.
Cuma akşamki kabul töreni sonrasında büyük bir parti veriyoruz. Onu da davet et. Tabii cehennem haftasını atlatabilirsen. Anlamadım. Adı kadar korkunç değildir. Şey, benim için değildi. Seni biraz zorlayabilir. Ama takma kafana. Kabul töreninde orada olacağını garanti edebilirim. Kappa Omega Delta kampüsündeki en iyi kulüp değil ama PED'den de teklif aldım. Onlara ne dediklerini biliyorsundur. PED'ye başvurmuş muydun? Aha evet, her yere başvurdum. Ama PED'ye girersem iPhone U'dakilerle konuşamıyorum. Böyle bir kuralları varmış. Şey, bana sorarsanız... Soran olmadı. PED hep davetiye gönderilmiş. Ha evet, bu çok çekici. Doktor Hunter 6. hissin var dedi. Farklı. Sen değil, Doktor Hunter. Var mı? Ne? 6. hissin. Aa, bilmem ki yani, bazı insanları tanışmadan çözer gibiyim. Ama bunu bilmesine şaşırdım. Belki onda da vardır. Bunu bilmem gerekmez miydi? Yemekhaneye inmeye ne dersiniz? Tatlılar açıkta duruyormuş. Hayır sağ ol. Fine uğrayıp ders notlarını alacağım. O derse bırakacaksın sanıyordum. Bırakacağım. Yok. Bir saniye. Futbol takımındakiler koridorun diğer ucunda. Yani onlar için geldiysen diyorum da yani... Aa, beni hatırlamadın mı? Sabah Sera'nın yanında duruyordum. Adım Corey. Ya evet, biliyorum. Kim olduğunu biliyorum. Yani kim olduğunu herkes biliyor. Ben sadece burada ne işin olduğunu anlayamadım ve çok şaşırdım. Şimdi iyice anlaşılmaz oldu. Şey, madem öyle açık konuşayım. Bizim kulüp evindeydik ve kızlarla gerçek ya da cesaret oyunu oynuyorduk. Çıplak mı? Üzgünüm. Anlamaya çalışıyorum. Devam et. Ben cesareti seçip gördüğüm en yakışıklı erkekle tanışmaya giderim dedim. Selam. Selam. O ben miyim? Sahi mi? Peki hepsi bu mu? Şey, aslında daha da ileri gittim. Yani yapmam gereken birkaç şey daha olabilir. Vay! Finn, ders notları için geldim. Tamam. Hayır. Merhaba Sera. Hayır Sera. Sera! Bekle! Tanrım, umarım bu sözleşmeme mal olmaz. Bayanlar, evet doğru, bugün çöp günüydü. Sizi dışarı çıkarmaları gerçekten çok iyi olmuş. Biri bu ihtiyarın üzerine bir şey düşürmeli. Ben olsam onu kafaya takmazdım. Cuma'dan sonra onun için endişelenmemiz gerekmeyecek. Gördün mü? İnci takmaya başlamış. Bak, ona senden bahsediyor olmalı. Soyunursa bu kesinleşir. Bunu yapma. Lütfen. Eminim mantıklı ve... Liz, kimden yanasın sen? Senden yanayım tabii. Ama belki bir şakaydı ya da cehennem haftası sınavı. Yani bir tür sadakat testi. Belki de tanışıyorlardı ve aralarına girdin. Bunu düşündün mü hiç? Neden yaptığı umurumda değil. Onun kardeşlik anlayışını görmüş olduk.
Sera. Üzgünüm, bunu bilerek. Sera. Bence bizi reddetti. Yardım edebileceğini söyledin. Bunu durdurmama yardım et. Olur ama ders bitene dek bekleyemez mi? Hayır. Geçen yaptığın şeyi yap. Neden bir süre sessizce bunları yazmıyorsunuz? Peki neyim ben? Neyim var benim? Neden farklıyım? İlle de söylemem gerekiyor mu? Evet, söylemen gerekiyor. Söylemeni istiyorum çünkü. Çünkü bunun mantıklı bir açıklaması olmalı. Çay. Ben sandığın gibi değilim. Ben bir... Bir ne? Cadı mı? Değilim. Ben... Kendine dilediğin ismi verebilirsin. Ben Mecusi'yi tercih ediyorum. Gerçi bu da yaşımı ortaya çıkarıyor ama... Seçilmişlerden biri olduğunu inkar etmen anlamsız. Güçlerin... Bunu söylemeyi kes. Benim gücüm filan yok. Dinle. Gerçeği tartışmakta kaybedecek vaktimiz yok. Bana güven Sera. Sana bahşedilenleri kabullenmek onlarla savaşmaktan çok daha kolay. Güzel. En azından bunu hallettik. Hayır, halletmedik. Hiçbir şey hallolmadı. Çok doğru. Savaş devam ediyor. Sera, korkarım tarafını seçmek zorundasın. Sizinle Alfa Nu arasında mı yani? Burada ya da başka yerde. Küçümsediğin o rekabet zamanın başlangıcından beri devam ediyor. Bekle, yani Alfa Nu... Onlar kendilerine Vesta diyor. Bakire anlamında mı? Herkes senin verdiğin tepkiyi veriyor. Bu onurlu bir ünvan. Hayatın her aşamasında Sera hem iyi hem de kötü vardır. Hem ışık hem de karanlık. Hem denge hem de karşı denge. Bizim gücümüz topraktan gelir. Onunla birlikte doğarız. Onlarınki sonradan kazanılır. Büyü ve iksirler sayesinde üretilir. Ama bir bedel gerektirir. Tapınılmalı ve beslenilmelidir. Şeker? Ama Alev'i doğru şekilde körükleyemiyorlar. Güçlerinin gerçek kaynağını. Aç gözlü ama boş vermiş haldeler. Güçleriyle gösteriş yapıyorlar. Oysa sabırla bekleyip zamanını kollamaları gerek. Seçilmişin kapılarını çalacağından öylesine eminler ki umursamıyorlar. Ve belki bu anlaşılabilir. Seçilmiş? Arada bir, biri öylesine bir kuvvet, öylesine bir yaşam enerjisiyle doğar ki güç dengesini tamamen değiştirebilir. Ona seçilmiş deriz. Hayır, mümkün değil. Benim o kişi olduğumu düşünüyor olamazlar. Yani az önce başkanlarını bir köprüden attım. Bunun bir anlamı olmalı. Mecburlar Sera. Ateş sönerse onlar da söner. Umutsuz haldeler. Bir keçi ya da bakireysem kampüsün o tarafında dolaşmaktan imtina ederdim. Senden kolay kolay vazgeçmezler. Seçme şansın var demiştin. PED'ye gelirsen güvende olursun. Birlikte onları sonsuza dek yeryüzünden silmeyi başarabiliriz. Ya Alfa Nu'ya geçip istediklerini verirsem? Cuma'dan sonra hayatta olmazsın. Güç senin damarlarında dolaşıyor. Ve onu elde etmelerinin tek yolu da kanını çekmek. Sera, seni üye olarak istemiyorlar. Seni kurban etmeleri gerekiyor. Kampüse girer girmez yaptığı ilk şey bizi o kulübe karşı uyarmak oldu. Bunun bir sebebi olmalı, öyle değil mi? Belki de onlar delildir ha? Evet, biliyorum, çılgınca geliyor ama aynı zamanda da mantıklı. Kime göre mantıklı Sera? Bana. Ah, güzel. Çünkü önemli olan da bu zaten. Böyle olmamın mantıklı bir sebebi var demek. Ve benim hayatımın mahvolmasının. Lindsay. Bu benim için bir fırsat olacaktı.
İstediğim tek şey bir fırsattı. Bir sosyal kulübe katılmakla çok şeyimi istedim. Sen beni dinlemiyorsun bile. Üzgünüm ama mesele sen değilsin. Asla ben olmam zaten. 18 yıldır asla mesele ben olmadım. Kardeşim sorunluyken nasıl olabilirim ki? Seçilmiş. Her neyse. Sadece... Bilmiyorum, kıskanıyor musun? Yoksa tedirgin misin? Bir hayatım olur ve seni terk ederim diye mi korkuyorsun? Neden her defasında, ne zaman mutlu olmaya kalksan bunu mahvediyorsun ha? Bu doğru değil, asla da olmadı. Asla sana zarar verecek bir şey yapmadım. Ama doğduğumuzdan beri tek yaptığım bu, sanki ben hiç var olmadım. Her şey daima seninle ilgiliydi. Sana yardım etmek, seni toparlamak, Sera'yı kızdırma, Sera'ya dikkat et, Sera nerede? Sera'ya mukayyet ol, onu yalnız bırakma, Sera'nın kendini öldürmesine engel olmalısın. Sen her şeyi mahvettin. Yorgun görünüyorsun. Kapı çalmayı bilmez misin? Bu yüzden bağırsakları deşilenler oldu. Kavga ettiler. Söylemiştim. Vaktimiz azalıyor. Eğer cuma günü kurban edilmeyecek olursa her şeyimizi kaybederiz. Cehennem o kadar da cazip gelmiyor ha? Komik, çünkü orada kendini evinde hissedeceksin. Nasıl böyle sakin olabiliyorsun? Yoga. Aa, ve ruhunun olmaması da işe yarıyor. Gerçeklik hançeri. Sadece seçilmiş olanı kesebiliyor. Ama bize bir faydası yok. Demek ki hala çalışıyor. İsteyerek gelmeyecek. Corin ve kulübe kabul edilmezse de kanının hiçbir anlamı olmayacak. Bunca zamandır onun gelmesini bekliyoruz. Daha fazla sabredemeyiz. Güçlerine ihtiyacımız var. Sağ ol Esmi. Ama bu kurban edeceğim ilk kız olmayacak. Kabul törenine gelecek. Buna kız kardeşi sağlayacak. Peki kız kardeşi bize neden yardım etsin? Edecek. Bir dilek tutacağım. Selam. Ah, selam. Üzgünüm, seni görmedim. Çok terlemişsin. Severim. Bu işimi görür küçük aptal. Hey! Bekle! Dursana! O da neydi öyle? Hiçbir şey, sadece bir içecek hazırlıyordum. Alır mısın? Hayır, kalsın. Emin misin? Bir planın var mı bilmem ama camını açık bırakırsan... Bu kurallara aykırı değil mi? Sen kuralları umursayan birine pek... İyi. 11 gibi gel o zaman. Evet, tabii. Her neyse. Aferin sana. Hey! Gidiyorsun öyle mi? Evet. Ben... Adım Damien. Lindsay. Biraz sert olmadı mı? Kafein yüzünden canım. Daima oranı bozmuştur. Tişörtümde bir şey mi var? Hayır, gözüm daldı. Üzgünüm. Neyse, Alfa Nu'dasın değil mi? Hayır. Tam olarak karar vermedim. Bak, buna üzüldüm çünkü biz Gamma Theta Delta'dayız ve sadece Alfa Nu'larla çıkarız. Bir ara görüşelim ister misin? Evet de lütfen. Olur ama ben...
Çok adilsin. Ne? Hayır, üzgünüm. Bir daha bakmam ben. Lindsay. 5 dakika önce sizden biri olmak için her şeyimi verirdim. Biz de bunu istiyoruz ama zaten. Ama o maymunu gönderip bana kur yapmasını söylemeniz gerçekten de çok... Bu nasıl olabilir? Sağlıklı yaşama önem veririz. Kimse görmüyorsa içinin güzel olmasına ne önemi var ki? Sera'nın söylediği her şey doğruydu. Alınma ama söylediği hiçbir şeyin doğru olduğunu sanmıyorum. Bilginin kaynağına bakacaksın. İnsanlar bizim gibi kızları kıskanırlar hayatım. Acımasızca saldırırlar ve acınası hale gelirler. Seni görür görmez bir alfa nü olman gerektiğini anlamıştım. Ama Sera... Onun bununla bir ilgisi yok. Biz seni istiyoruz. Sera'nın bizim için bir değeri yok. Ve bizi reddedersen buna çok üzülürüz. Lütfen bunu biraz düşün. Gerçekten güzel görünüyorsun. Yapman gereken şeyi yap. Merhaba. Lins, çok üzgünüm. Bir yere mi gidiyoruz? Gidiyoruz. Lins, büyük bir hata yaptık. Buradan hemen çıkmalıyız. Beni istiyorlar. Kimler istiyor? Alfa Nü. Kulübe kabul ediyorlar. Bunu söylediklerinde boynunda sarımsak ve elinde haç yoktu, öyle değil mi? Pek sayılmaz. Eşyanı topla. Buradan hemen gitmemiz gerek. Ben her şeyimi hazırladım bile. Bana ulaşmak için seni kullanıyorlar. Onların derdi sen değilsin Sera. Kimse seni ele geçirmeye çalışmıyor. Güven bana. Buna vaktimiz yok. Eşyanı topla. Hayır. Beni gitmeye zorlayamazsın. Çok korktum. Bunu ben yapmadım. Ben değilim. Ben yapmıyorum. Hadi aç şu kapıyı Sera. Ne yapıyorsun sen? Tamam, kenara çekil. İmdat! Biri yardım etsin! Sakin ol lütfen, sakin ol. Söylemeye çalışıyorum, tamam mı? İmdat! Tamam. İmdat, yardım edin! Yardım edin! İmdat, yardım edin! Lütfen dur Sera, lütfen! Ben yapmıyorum! Sera, lütfen durdur şunu! Sera! Hadi hemen çıkalım buradan. Çabuk olun. Acele edin hadi. Lindsay lütfen bunu yapma. Elveda Sera. Hadi acele edin. İyi misin? Lindsay. Odanıza uğradım. Geriye bir tek bu kalmıştı. Duman yüzünden bütün kat yasak bölge ilan edilmeden hemen önce bir bakayım dedim. Hey!
İyi haber şu. Kabul töreni cuma yapılacak ama Doktor Hunter taşınabileceğimi söyledi. Bir odam kalmadığına göre bu iyi oldu. İlk kısmı iyi haberdi. İkinci kısmı da sadece malumun ilanı. Bu iyi bir haber. Birlikte olacağımıza çok sevindim. Bana giyecek bir şeyler bulabilir misin? Kült ablası gibi kokuyorum. Bir görev, harika. Hemen dönerim. Sıfır bedensin değil mi? Önemi yok, çaresine bakarım. Evet. Ne düşünüyorsun? Sanki gelmemi bekliyordunuz. Ama Lindsay'i alır almaz hemen gideceğimi bilin. Bunun mümkün olacağını sanmıyorum. Gitmemi mi, Lindsay'i almamın mı? Bir duş al, bunu sabah konuşuruz. Size güvenebileceğimi nereden bileceğim? İyi geceler Sera. Pi Epsilon Delta'ya hoş geldin. Ve merak etme. Burada güvende olacaksın. Tamamdır, anladım. Cinselliğe düşkün. Üniversite sınavında kopya çekmiş. Şort değil, slip giyiyor. Çok iyi değil mi? Daima bir şeyler bilirdim. Ufak tefek şeylerdi. Doktor Hunter'la çalışmaya başlayınca kendimi geliştirdim tabii. Şort yerine slip mi gelişme mi yani? Bu neye odaklandığınla ilgili. Şu çocuk. Her pazar günü annesini arıyor. Ağzım kokar diye öt patlıyor. Tamam. Beni görmek istemezsen bunu anlayışla karşılarım ama karar vermeden önce bir de benim hikayemi dinlemelisin. Yurdu yakacağın yerde benden bir açıklama isteyebilirdin değil mi? Bu hiç hoş olmadı. İki, sen iyi misin? Yani seni bulacağım derken kafayı yiyecektim. Anlaşılan duygusal açıdan dengesiz bir dönemdeyim. Ben iyiyim. Sorduğun için sağ ol. Ama bir yurdu ben yakmadım ve böyle düşündüğün için eşeklik ediyorsun. Eski bir izci, dürüst bir çocuk. Selip. Ya anlayamadım. Ve iki, bir an için Karanlıklar Prensesi'nin büyüsüne kapıldığın için seni bağışlıyorum. Beni ara, PED'de kalıyorum. O zaman seni PED'den ararım. Gayet iyi gitti. Tuhaftı. Ama iyi gitti. Başka? Çok mu merak ettin? Evet. Doktor olmak istiyor. Kedileri seviyor. Bakir. Bunu sen uydurdun. Kim bilir? Olabilir. Zihin okuma kesin bir bilim değildir. Peki hakkında ne biliyorsun? Hala burada olduğuna göre fazla bir şey değil. Mavi rengi seviyorsun. Ve sandığın kadar korkunç değilsin. Başka bir şey? Neden yaptığını bilmiyorum. Sen söylersin diye umut etmiştim. Onu biliyorum. Öncesini ben de hatırlayamıyorum. Sadece sonrasını. Kanı, hastaneyi, ambulansı. Belki de ilgi çekmek içindi. Estetik ameliyat düşünüyorum. Vakti gelmişti. Biraz makyaja ihtiyacın var. Lindsay, sana ne oldu? Biraz şişkin görünüyorsun. Ses de çıkarıyorlar mı? Wow, gördünüz mü? Ha evet. Tanrım. Çocukları sevindirdiğin için sağ ol canım. Harika. İnanılmaz. Neyin var senin? Ben bir alfa nüyüm. Korumamız gereken bir şöhretimiz var. Bu sen değilsin ki. Artık öyleyim. Annemin söylediği gibi. Herkes kendi seviyesini bulur. Ben benimkini buldum. Sen de seninkini bulmuşsun. Kıskanma canım. Bir kişilik daha yerimiz var.
şeytanın bedene bürünmüş hali. Ve bu orijinal saç rengi değil. Beni korkutmuyor. Gerçekten mi? Ama benim ödümü patlatıyor. Ölümün nefesini hissettiriyor. Yürü. Benden korksan iyi edersin. Yaramaz bir üye oldun çıktı. Kuralları biliyorsun. Alfa Nü'lar pejmurde edepsiz domuzlarla konuşmazlar. Üzgünüm. Bir daha olmaz o kız kardeşim. Aa, artık değil. O seçimini yaptı. Sen de kendininkini. Pişman değilsin değil mi? Hayır. Güzel. Çünkü Lindsay, şimdiye dek cehennem haftasını ucuz atlattın. Çünkü diğer kulüp adayları tuvalet temizleyerek, üyelerin el ve ayaklarını yıkayarak sadakatlerini ispat etti. Oysa sen... kabul törenine katılmazsan buna çok ama çok üzülürüm hayatım. Hayır, lütfen. Kabul edilmek zorundayım. Ne yapmamı istediğini söyle yeter. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü bazı fedakarlıklar yapman gerekecek. Kitaplara konsantre ol. Onları hareket ettirmeye odaklan. Güç senin içinde Sera. Deniyorum işte. Denemiyorsun. İşin en kötü yanı da durumun ciddiyetini kavrayamamışa benziyorsun. Durumu gayet iyi kavradım. Kardeşim şeytanın kucağında. Bense şapkadan tavşan çıkarıyorum. O kadarını yapabilsen endişelenmeme gerek kalmazdı. Onu oradan çıkarmalıyız. Tatlım, o seçimini yaptı. Ne yaptığını bilmiyordu. Onsuz gidemem ben. Nereye gidersen git seni mutlaka bulacaklar. Tek şansın PED'nin kabul törenine katılmak Sera. Ancak o zaman güçlerin zirveye çıkacak. O zaman kabul edin beni. Ne yapmam lazım? Kan, kirpik ne? Her şeyin yeri ve zamanı var. Bu törenler çok uzun zaman önce taşların üzerine kazındı canım. Kabul töreni dolunay gecesi gelmeden gerçekleştirilemez. Neden kısaca cumaya demedin? Ebediyetten bahsediyorsan cuma göreceli olarak yeni bir kavramdır. Ama sözde güçlerim olmazsa onların ebedi kötülük çukuru da sonsuzluğa gömülmüyor mu? Hı? Pek değil. Alfa Nü'lar çaresiz ama savaşmadan pes etmezler. Ateşi canlı tutmak için buldukları her bakireyi çukura atacaklar derken çok ciddiydim canım. Bunu yapamazlar. Onlar Alfa Nü. Onların yapamayacakları bir şey yok. Neyse ki bir üniversite kampüsündeyiz ve bakire bulmak kolay değil. Büyük ihtimalle bizim tarafımıza geçme diye seni öldürmeyi denerler. Annemi tanıdığını söyledin. Koşarak geldiği gün tanıştık. Hepimizin beklediği kız olduğu açıktı. Onu PED'ye girmeye ikna etmiştim ama Alfa Nü tereddütlerle oynamayı çok iyi bilir. Vaatlerde bulunmayı. Sandığımız kadar güçlü çıkmadı. Senin gibi sağlam değildi. Tabii. Ama işaretleri yanlış okudular. Hepimiz yanıldık. Beklediğimiz o değildi. Hamileydi. Sadece birkaç haftalık. İkizlere. Size. Yani sana. Hepimizin beklemesi gerekti. Annem bütün bunları biliyor mu diyorsun? Beni buraya getirdiğinde her şeyi biliyor muydu? Böyle bir şey yaşamanı asla istemezdi. Ama anlamıyorum. Annen sen doğduktan hemen sonra öldürüldü. Trina Goodwin senin gerçek annen değil. Annen o. Thank you.
burada değil de ne demek? Onu kapınızın eşiğine bırakmadın mı? Nereyi seçeceğini söyleyerek bıraksan çok daha faydalı olurdu ama. Bu benim hatam değil. Şey, bakalım Ulusal Konsey ne söyleyecek? 18 yıl önce hatanı temizlemek için çağrılmıştım buraya. Ben o kızı çıplak ellerimle öldürdüm. Bu kulüp için yaptım. Sonra da en güzel yıllarımı onun iki iğrenç kızını büyütmeye adadım. Yine bu kulüp için yaptım. Yani burada öylece durup senin beceriksizliğin yüzünden bu kulübün yerle bir oluşunu seyredeceğimi sanıyorsan eğer küçük ukala çok yanılıyorsun demektir. Sence Ulusal Konsey buna ne der? Annen nasıl canım? İyi. O da arkadaşıydık. Biliyorum, buzdolabında fotoğrafınız var. Aa. Lindsay elimizde. 2000 yıl önce kayadaki kanı çoktan kurumuştu. Bir değeri yok. Yem olarak kullanılacak. İkisi çok yakın biliyorsun. Biliyorum. Kabul töreni yarın akşam canım. Seçilmişin kanı tamamen çekilip ebedi ateşe verilmek zorunda. Birbirimizi anlayabildik mi? Birbirimizi anlayabildik. Peki şeker. Annene selamlarımı söyle. Hoşça kal. O adi kadını tasmasından tutup buraya getirmeli ve ateşe kurban etmeliydik. Yarın bu saatte dilediğin her şeyi yapabileceksin. Ateş güçlenmeye başladı. Burada olduğunu anladım. Nerede? P'de. Ulaşabilir miyiz? Sorun olmaz. Kardeşi ve oğlan için çok endişeleniyor. Oğlan için de mi? O bir bakir. Bu takdir edilecek bir özellik. O saflığın mutlaka takdir edilmesi gerek. Konuşmalıyız. Hayır. Lütfen. Bak, benden uzak dur lütfen. Çok üzgünüm. O Lindsay miydi? Vay be. Tam bir av... Sen iyi misin? Bunu konuşalım ister misin? Hayır, ben iyiyim cidden. Okumaya devam eder misin lütfen? Bir gecede afete dönüşen kız kardeşimle kavga ettikten sonra en çok neyi severim biliyor musun Sera? Tahmin etsene. Hadi. Hiçbir fikrim yok. Öpüşmeyi. Kız kardeşimle değil. Bak ciddiyim, bunu ben uydurmuyorum. Aslında bu ispatlanmış bir tıbbi gerçektir. Dudaklar endorfin salgılar. Arada bir bağlantı vardır. Tam olarak nasıl işlediğini ben de bilmiyorum ama bu gerçekten doğru. Evet, bunu duymuştum. Haklısın. Bu iyi geldi. Hadi ben şunu yerine koyayım. Sen de bana bir kahve ısmarla. Öpüşmeye devam etme şansımız var mı? Şu sıralar moralim gerçekten çok bozuk. Ciddiyim. Evet, öpüşmeye devam etme şansımız var. Biliyor musun? Sanırım geç saatlerde...
Geç saatlerde bir konser düzenleniyor. Bekle, bu akşam kabul töreni yok mu? Yani o sosyal kulüpler bir araya gelip şu saçmalıkları yapmıyorlar mıydı? Gerçek mi, cesaret mi oynamıyorsunuz değil mi? Sera! Sera kaç! Çık buradan! Finn! Neler oluyor? Finn! Neredesin sen? Finn! Finn! Merhaba Sera. Dikkatli olmalısın. Burada kaybolup asla dışarı çıkamayan insanlardan bahsediliyor canım. Nefesin bakire gibi kokuyor. Etrafa kötü örnek olacaksın hayatım. Finn nerede? Ona ne yaptınız? Ona B planımız diyelim, olmaz mı? Bizi reddetmemen gerekirdi Sera. Buna bozuluruz. Kalbimin sökülmesine daha fazla bozulurum. Hemen şimdi yapmak isterdim. Çok kolay olurdu. Ve çok da iyi gelirdi. İnsanlara kazarı oldu diyebilirim ya da ölmesi daha iyiydi de diyebilirim. Lütfen. Sera, seçilmiş olabilirsin ama kabul et canım. Senden büyüğüm. Annen hayal kırıklığına uğrayacak. Merhaba. Törene birkaç saat kaldı. Kaçmasına nasıl izin verirsin? Ah yapma. Göründüğünden daha güçlü o kız. Anlaşılan sen de göründüğünden çok daha aptalsın canım. Şu anda nerede? Ben nereden bilebilirim ki? PED'dedir herhalde. Tanrım çok şapşalsın. Finn. Beni korkuttun. Hem de birçok sebeple. Ah Sera, burada olmamalısın. Finn ellerinde, bana yardım etmelisin. Biliyorum, bu tuzak. Seni bekliyorlar. Hemen gitmelisin. Yapamam. Seni ve Finn'i almalıyım. Hayır. Beni asla bırakmazlar. Bense lütfen. Sera, çok üzgünüm. Sen her konuda haklıydın. Hepsi benim hatamdı. Senin hatan değildi. Kimsenin hatası değil. Dinle, çeker gideriz buradan. Kimsenin bilmediği bir yere. Her şey yoluna girecek, söz veriyorum. Onu mahzene götürdüler. Yolu biliyorum. Sağ ol. Hey. Kardeşler bunun içindir. Değil mi? Gel hadi. Bu da ne Lens? Finn! Kıpırdama. Lens'i yardım et. Yapamam. Neden? Çünkü aslında tuzak buydu. Ben de bunu anlatmaya çalışıyordum. Çaylakların başkanı kim oldu bil Sera. Keşke anneniz de burada olup görebilseydi. Bak, şu anda ne oluyor bilmiyorum ama uyanmak için sabırsızlanıyorum. Ama bir şeyden eminim, şeytani kızlara kafa tutmak bence iyi bir fikir değil. Sen arkamda kal, bizi buradan çıkaracağım. Tamam.
Kimseye zarar vermek istemiyorum. 3 kız kardeşim var. İnan bana, daha önce o kızlarla dövüştüm. Silahım olsa daha iyiydi tabii. Neyse. Ne diyorsun Sera? Bekliyoruz. Önden buyur. İstersen ateşi körükleyebilirim. Sera fanteziyle gerçek tuhaf bir şekilde karışmaya başladı. Hormonlarını dizginlemeyi öğrenmen gerek. Kendini kurban etmeye kabullensen işimiz kolaylaşırdı. Aslında bu bir onurdur canım. Öyle bir şey olmayacak. Göreceğiz. Lindsay! Kardeşim olsa boğazını yıllar önce keserdim. Ama içimden bir ses onun için hayatını verebileceğimi söylüyor. Aklından bile geçirme. Tamam. Şimdi bunun hayal ettiğim gibi gitmeyeceği anlaşıldı işte. Bunu yaparım. Umurumdaydı sanki. Hem biliyor musun, o bıçağın kesebileceği tek kişi sensin. Kanım aktı. O bıçağın beni kesmeyeceğini söylemiştim. Sera, gel hadi. Gidelim. Hayır, Lindsay. Sera, bir adım daha atma. Ona zarar verme, bu konuda söz vermiştin. Seçilmiş kişiyle tartışacak değilim. Neler oluyor? Lindsay! Sera! Lindsay! Sera! Hadi gitmeliyiz. Lindsay! Yürü! Bana seçilmiş kişi dedin. Bu mümkün değil. Sen o küçük kafanı bunlara takma canım. Şimdi kabul töreni için hazırlanmamız gerek. Sera, ne olduğunu bana da anlatmalısın. Bu bir rüyaysa ya beni hemen uyandır ya da hemen soyun. Finn, hemen odana gitmen gerek. Bu işi yalnız halledeceğim. Kardeşimin hayatı söz konusu. Hayır. Lindsay seçilmiş kişi olamaz. Bu mümkün değil. Hayır. Ama gerçek bu. Düşünürsen de gayet mantıklı geliyor. Gücü savunmasız gibi görünen kıza saklamak en iyi seçim. Lindsay gerçekten mükemmel bir seçim. Kendini göstermiyor, dikkati çekmiyor. Ama işaretlerin hepsi Sera'yı gösterdi. Herkes böyle düşündü, bir ben ama değil. Ama gözlem yapıp korumak için görevlendirilen kişi sendin hayatım. Ve neyse ki bunu çok geç olmadan anlayabildik. Eğer onu da elinden kaçırdıysan bu başka. Hayır. Yok, o güvenli bir yerde tutuluyor. Bunun gerçekten komik olduğunu itiraf etmeliyim. Aptal Lindsay sefil hayatı boyunca tek bir şey bile yapmadı. Kaderimizin damarlarında dolaştığına dair en ufak bir ipucu bile vermedi. Oysa Sera'nın gücü hep ortadaydı. Komik olan ne söyleyeyim mi? Senin son 18 yılını yanlış kızın kanına emerek geçirmiş olman. Aldığım her damla kanı hak ettim ben. Zavallı Sera da yıllardır kendini öldürmeye çalıştığına inandı durdu. Ondan nefret etmesem acımaya başlardım doğrusu. Ve doğru kızı kullanmayı akıl edebilmiş olsaydın, yaptığın o büyüler çok daha fazla işe yarardı sanırım. Neyse, boşa giden iksirin ardından ağlanmaz derler. Gitsem iyi olur, kabul töreni yapacaksınız. Otur yerine. Ulusal konseyle konuştum. Artık hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığını bildirmemi istediler. Ve onlardan çaldığın kanın her damlasını geri istiyorlar. Bu çok saçma. Seçilmiş kişi değilmiş, hem o kadar kanını emmedim. Çok şanslısın. Siz kızlar beni korkutmaya çalışacaksanız eğer, daha iyi yöntemler bulun.
O bıçak bana zarar veremez. Üzerinde seçilmiş kişinin kanı yoksa tabii. O zaman her şeyi kesebildiğini söylerler. Cesaret edemezsin. En azından her şeyi kaybetmedik. Siz binlerce yıl bekliyor olabilirsiniz ama ben yapamam. Bu sona ermeli. Onları durdurmalıyız. Ne demek yapabileceğimiz bir şey yok? Öyle demedim. Düşüncelerimden uzak durur musun Bita? Üzgünüm. Başladı ve nasıl dururum bilemiyorum. Onu öldürecekler. Biliyorum. Çok üzgünüm. Gerçekten öyle. Sana inanmıyor. Yardımın olmasa da oraya gidecek. Bita. Üzgünüm. Sera. Kabul törenine bir saatten daha az... Kabul töreni umurumda değil. Benim istediğim tek şey... Umursasan iyi edersin. Kabul töreninden sonra gücün zirveye ulaşacak. Ve işte o zaman kardeşliğin birlik gücünden faydalanabileceksin. Lindsay'i ancak böyle kurtarabilirsin. O zaman yapalım şu işi. Pekala kızlar. Hadi iş başına. Kaybedecek vakit yok. Yerime bak. Finn'i görmem gerek. Finn mi? Ona ne diyeceksin? Onu güvende tutmaya çalışacağım. Bence bu açıklamayla yetinir. Tanrı'ya şükür. Sera, sen ne kadar mı... Hayır, senden bir açık... Fazla vaktim yok. Neden? Lütfen dikkatli ol, tamam mı? Toprak Ana'nın bana bahşettiği hediyeleri kabulleniyorum. Ve beni koruyup kolladığı gibi ben de onu koruyup kollamaya and içiyorum. Hayatımı ebedi ateşe kurban ediyor ve güçleri önünde diz çöküyorum. Öğretilerini kardeşlik olarak kabul ediyor ve güvenine ihanet etmeyeceğime yemin ediyorum. Onun sayesinde neysem onu. Ve bana düşen sorumlulukları kendi isteğimle kabulleniyorum. Kendimi Alfa Nu Gamma'ya kurban ediyorum. Ve kardeşlerimle kutsal amaçlarımı kucaklıyorum. Ömrümü Pi Epsilon Delta'ya adayacağıma kardeşlerim sonunda sözlüyorum. Şu andan itibaren ben de bir Alfa Nu oluyorum. Ölene dek ve ebediyen ondan sonrasında da... kardeşliğin hizmetinde olacağım. Buna devam etmek istemiyorum. Biri bana yardım etsin. Seçilmiş kişi ben değilim. Lütfen.
kurban edilmek istemiyorum. Lütfen. Lütfen. Vakit geldi. Lamina venti orta, famus mortis nostris superbis venita. Sera! O Ignis Sanctitatus, O Ignis Spiritus Laus Tibi Sit. Ateş hayattır. Ateş kuvvet. Hadi. Ama henüz ebedi ateş. Onları durdurmazsak sönüp gidecek ama. Hadi. Hadi. Üst hadi. Kata. Üst kata çabuk. Ah Tanrım çabuk. Yardım edin. Yardım edin. Seçilmişin kanı emilip ebedi ateşe verilmeli. Kardeşime bulaşan karşısında beni bulur. Serah! Serah! Tamam canım, geçti. Hepsi geçti. Anlaşılan kime bulaştığını bilmiyorsun. Ateşin ölüyor, sen de öyle. Bu akşam ölecek olan tek kişi sensin. Sana bir faydası olmaz canım. Üzerinde kendi kanın yoksa yani. Arkadaşın haklıydı. Şeytanı hafife alma. Tavsiyesini dinledim. Nancy.
Ona söyledim. Biri kurban edilmek zorundaydı. Cehenneme git! İyileşecek mi? Göründüğünden daha güçlü. Seçilmiş kişi oymuş. Zero. Hepsi geçecek. Nereye gidiyorsun? Geri kalanları bulmaya. Artık bitti Sera. Hayır. Daha yeni başlıyor. Ateşin kötü yanı şudur. Ne zaman alevleneceğini bilemezsin.